Arkadaşlar selamlar, hepiniz hoş geldiniz videoya. Ee, biliyorsunuz şöyle bir video yapmıştık. Kaybedilen midde nasıl oynanır, nasıl geri dönülür, küçük taktikler, başlığı adı altında. Burada demiştim ki videonun sonunda, e, yorum olarak bütün sorularınızı yazın. Hepsine teker teker cevap vereceğim. Ee, herkesin merak ettiği soruları cevaplayacağım. İnsanlara merak ettikleri şeyleri anlatacağım diye. Şimdi bunların size cevabını vereceğim ondan öncesinde bir hatırlatma yapmak istiyorum beyler. Bu Facebook'ta yayınlara devam ediyorduk biliyorsunuz. Facebook'ta bayağı bir sorunlar oldu. İşte yayın geçikmeleri çok fazlaydı. Yayınlar otomatik olarak kapanıyordu. Kendi kendine müzik açamıyorduk. İnsanlar yayını izleyemiyorlardı. Çok fazla drop oluyordu vesaire birçok sorunu vardı. Ben de e, miksere geçmeye karar verdim. Bugün itibariyle miksere geçiyorum. Mikserde yayınlara başlıyorum. İnsanlara insanlara duyurularını Facebook'tan, Instagram'dan olsun gerekli yerlerden yaptım. Size de buradan söyleme ihtiyacı duyuyorum. Belki takip etmek isteyenler olur diye. Bu videonun altına hem Mixer kanalı linkimi koyuyorum hem Discord linkini koyuyorum. Discord'a herkes girebiliyor. Hepinizi Discord'a da bekliyorum. Mutlaka Discord'a girin. Yayın bildirimlerinden ve e, paylaştığım şeylerden haberdar olmak için Discord çok önemli beyler. Discord'dan ilk Discord'dan duyuruyorum yani öyle söyleyeyim. Discord'dan ve Mixer'dan mutlaka takip edin. Ee, Youtube kanalının altına bu videonun altına bırakacağım. Şimdi videomuza geçelim. İnsanların merak ettiği soruların cevaplarını verelim. Mid'de nasıl oynanacağını e, bayağı merak eden insan varmış. Bayağı soru gelmiş. Ben biriksin diye bir süredir yapmıyorum. Bu videoyu mesela 16 Ekim'de paylaşmışım. Bugün 30'u. E, 14 gün falan 2 haftalık bir süre geçmiş. 2 hafta içinde biriken yorumları şimdi burada teker teker cevaplayacağım. Bakalım insanlar neleri merak etmiş. Australi demiş ki Moruk midde Tinker'a karşı ne picklemem lazım? Birkaç örnek verirsen iyi olur. Bir de Tinker counter olmayan bir hero ile midde Tinker'a karşı nasıl oynanır? Tinker çok güçlü bir mid. Hem easy hem late de late game'de hiç düşmüyor. Yardım et lütfen demiş. Abi şimdi Tinker'ın net counterları var. Kere oynarsan Spectre çok rahat bir şekilde yakalayabilen bir hero. Ultisiyle Tinker'a direkt olarak gidip Tinker'ı kesebiliyorsun. Bir Manta'yı Beasle Blade gibi ya da Manta'yı Beasle Dif Diffusal Blade'in olduğu zaman ee, Tinker'ı çok rahat yakalayıp kesebilirsin. Tabi Tinker üzerine Ethereal Blade alabilir, Ghost alabilir senden kaçmak için. Bu gibi durumlarda da Nilfire alırsan Tinker'ı tek ultinle eğer korumazlarsa kesebilirsin, counterlayabilirsin. Spectre ilk tercih. Eğer mid hero'larından bahsediyorsan Zeus, aganimli bir Zeus... Ee, Tinker'ı çok rahat counterlayabiliyor. BKB ya da Force almazsa Tinker çok rahat bir şekilde counterlayabiliyorsun. Fight esnasında ultini bastıktan sonra Tinker'ın yerini görüp üzerine Nimbus atabilirsin. Hatta ve hatta üzerine Refresher alıp e, Double Nimbus'la Tinker'ı tek başına kesebilirsin fight esnasında. BKB ya da Force almazsa. Bir diğer seçeneğimiz Storm. Storm'la e, Tinker'ın Rocket Spam ya da Skill Spam yaptığı yere direkt olarak uçup adamı yakalayıp Storm Split'le kesebilirsin. Gene Midrolarından bir tanesi. Counter pick'in yoksa mesela sen midirosunu pick dedin adam last pick Tinker attı. O gibi durumlarda ee, Shiva alabilirsin. Shiva Dagger çok etkili bir çözüm. Herhangi bir hero'ya Shiva veya Dagger alıp ee, biliyorsun Shiva side veriyor bastığın zaman Tinker ağaçların arasında yakalayıp o şekilde kesmeyi deneyebilirsin. Tinker'ı bu şekilde counterlayabilirsin. Invoker'la Brood karşısında nasıl durulur diye sorulmuş. Ee, oynamayı bilen bir Brood Mother'ın karşısında Invoker kesinlikle duramaz. Nasıl oynadığın hiçbir önemi yok. Quas Vex oynarsan biraz daha ölüm sayın azalır. Exhort oynarsan çok fazla ölürsün. İyi bir Brood Mother oyuncusu Invoker'ı gerçekten motor eder beyler. Ee, Invoker'la Brood'un karşısında durmak diye bir şey yok. Bu gibi durumlarda hani Invoker pickledin adam Last Pick Brood Mother aldı. Quas Vex oynayıp elinden geldiğince ee, takımınla beraber early fightlara katılıp push atmaya çalışıp Broodmother'ı birazcık midten çıkarmaya çalışacaksınız. Yapabileceğiniz en iyi durum bu. Ya da takım arkadaşlarını çağırıp Broodmother'a gank attıracaksın. Camplerini bloklatacaksın vesaire. Bu şekilde oynayabilirsin. Mid Meepo nasıl ezilir? Mid Meepo'nun baya bir counter'ı var. Karşısına Monkey King alabilirsin. Lane'e sokmaz. Kunk'a alabilirsin. Baya bir haraslıyor Kunk'a. Earthshaker alabilirsin mid'e e, OD alabilirsin. Invoker net counter'ı. Invoker'la çok rahat bir şekilde Meepo'yu ezebilirsin. bu hero'larla Meepo'yu rahatça hani lane'den düşürebilirsin. Mid lane'ini çok rahat bir şekilde kazanabilirsin Meepo'ya karşı. Geçelim abi. Item'ların özellikleri hakkında video gelsin Barış. Bir de counter pick. bu item özellikleri ve counter pick baya detaylı ve geniş bir konu. Buna buna ayrı bir video yapmak gerekiyor. Çünkü buna girersek video baya 300 dakika falan sürer yani. Bunu geçiyoruz. Bunun için ayrı bir video oluşturabiliriz. Berk Şahin burada yardımcı arkadaşlar hani benim söylediğimin dışında yardım etmek amaçlı bir yorum yapmış buraya. Bunu okuyabilirsiniz kendiniz bu videoya gelip. Mid oynarken gank atmalı mıyız? Atacaksa hangi durumlarda atalım? Sağ olasın çok yardımcı oluyor bu videoların demiş. Mid oynarken gank atmalısınız. ...ya da atmamalısınız. Şu şekilde. Bu tamamen duruma göre. Mid'de çok üstünseniz... ...karşınızdaki oyuncuyu çok yıpratıyorsanız... ...adamı midden kovuyorsanız... ...hemen middeki kuleyi erkenden alıp... ...takımınıza dahil olup... ...bütün kuleleri hızlı bir şekilde pushlayıp... ...adamları e, base'ine hapsedebilirsiniz. Adamların nc'sini kasarsınız kule aldıktan sonra falan. Adamları böyle high ground'a tıkarsınız. Bütün üstünlüğü alırsınız. Ama takımınız eziliyorsa... ...siz de midde geride durumdaysanız gank atabilirsiniz. Şu şekilde. Mesela 6 level bir Storm oldunuz ya da Zeus oldunuz. Ya da işte gank atabilecek bir Sky'sınız mesela. Midde Sky oynuyorsunuz. Ee, Midde de çok fazla karşınızdaki hero'yu kesebilme potansiyeliniz yok. Adam farmını alıyor. Mid lane'i pushladıktan sonra bir smoke'la ya da bulduğunuz bir haste ya da inviz rünü ile diğer lane'lere gank atabilirsiniz. Tabi sizin diğer lane'leriniz çok üstünse zaten bir stomp söz konusuysa Hani takım arkadaşlarınız zaten lane'leri eziyorsa mid'den çıkmayıp hatta gerekiyorsa takım arkadaşınızı mid'e çağırıp mid'deki hero'yu kesmeniz sizin için daha iyi olur. Ee, bu şekilde bu konuya yardımcı olabilirim. Peki ben NC'leri keserken mid'deki XP almaya çalışacağım da tamam o zaman da adam da benim NC'lerin XP'ni alacak mı? Yani adama iyilik yapmış oluyor muyum NC'leri mid lane'e yaklaştırarak? Adamın NC'deki hani şöyle göstermiştim. Bir saniye. Demiştim ki kaybedilen midde kaybettiğiniz durumlarda ee, middeki nc'yi keserek toparlayabilirsiniz demiştim. Şimdi şöyle mid lane burası. Şimdi adam burada kasıyor. Zaten kazanan bir mid lane bir saniye. Adam zaten midi çok kötü yerde durdurduk. Kotal'ın sikili patlıyor ya. Alo. Ha şöyle durdurayım şimdi. Şimdi adam zaten midi kazandığı için şurada kasıyor. Hani şuradan maksimum şurada ölecek kribin XP'sini alır. Şuraya kadar alır. Sen kripleri burada keseceksin. Bak, buraya kadar çekiyorsun, burada kesiyorsun. Kripler burada oluyor, sen burada oluyorsun. Sen buradan buranın XP'sini alıyorsun. O oradan buranın XP'sini alamıyor. Bunun cevabı çok net. Yani şurada keseceksin kripleri. Ta buraya çekersen burada alır. Şurada keseceksin yani. En fazla. Bu şekilde söyleyeyim. Hocam biz sana <laughs> sorarız da sen cevaplarsın. Okey ama biraz daha toplu anlatırsan iyi olur. Paso şu şöyleyken şöylesine şuradan fışırdan falan oluyor diyeyim. Ad bunun ben hani her söylediğim şey için örnek vermeye kalkarsam oyundan girip ya da göstermeye kalkarsam hani dediğim gibi video 500 dakika olur. Bu birazcık artık hani senin hayal gücüne ben örneklendiriyorum. Şu şöyle olursa bu böyle olur, böyle olursa şöyle olur. Yani artık onu sen kafanda düşünüp oyun esnasında aklına gelecek. O tamamen senin yaratıcılığına kalıyor. Barış merhaba. Çoğu kişiye emin ol ışık tutuyorsun. İnşallah da eyvallah kardeşim. Abdullah sağ ol güzel yorumun için. Mükemmel. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Country Hero'lar düzgün pik hakkında biraz bahsedersen güzel olabilir. Hangi hero hangisinin antisi gibi. <laughs> Bu da şu bir saniye. Ee, şey gibi. Şey sorusu gibi. Itemların özellikleri hakkında video gelsin. Counter pick. Bu itemların özellikleriyle counter pick hakkında ekstra bir tane video yapalım orada açıklayalım bunu. Çünkü bu dediğim gibi çok kapsamlı bir konu. Kısa değil yani. Burada arkadaş 4 tane cevap istemiş. 4 tane soru sormuş. Mid lane'de hangi olarak karşı hangi hero'lar seçilebilir? Bir önceki soruda dediğim gibi bunu detaylı bir video yapacağım. Agresif mid lane oynarken 3 kez agro çekmeden vurul, vurabiliniyor. Ama bu kliplere ne kadar uzağında kaldığımız mümkün olmakta Kanka burası birazcık Google Translate çevirisi olmuş, ben bunu anlamadım. Bunu bu videoda bir kere daha düzgünce sorarsan cevaplamaya çalışayım. Midi kazanmak oyunu kazandırmıyor, bunun için tavsiye. Midi kazandıktan sonra yapacağın hamleler çok önemli. Oyunu stomplaman lazım, diğer lane'leri de ezmen lazım ve kuleleri erkenden alman lazım. Ee, bu şekilde oyunu kazanabilirsin. Kule almak oyunu kazandırır Dota'da. Midi ezmek değil, kule alacaksın abi. Rakibi high ground'a hapsedeceksin, farm'ı aldırmayacaksın. Ee, bu şekilde oyun kazanabilirsin. Dota hesabını ekleyip oyun tekrarlarını izleyebilir miyim? Dota hesabımda çok fazla insan ekli. Steam arkadaş listemde yer yok. Ee, Mikserde yapmaya başladığım yayınlarda burada abone olan insanları tekrardan Steam'den eklemeye başlayacağım. Mikserde bana gelip abone olup Steam arkadaş listeme girip oyunlarımı izleyebilirsin. Evet. Usta 4500 mmr'ım 5k yapamıyorum. Nasıl yaparım? 1001 luz kafayı yersin. Siktir etmedi demiş şöyle profesyonel oyuncuların maçlarını izle e, eksiklerini görmeye çalış ben yayınlarda e, 25 lira karşılığında replay analizi yapıyorum gelip bana bir tane replayını donate karşılığında maç numarasını oynadığım pozisyonu gösterirsen sana hatalarını teker teker sayarım yaklaşık yarım saat 40 dakika sürüyor maç analizlere bu şekilde kendini geliştirebilirsin hatalarını görürsen e, kapatman daha kolay olur buradan sana Hani söyleyeceğim şeyler eksiklerini görmeden bir şey söyleyemem yani. Midde hangi hero'ya karşı hangi? Bunu e, dediğim gibi ayrı bir video yapacağım. Bir de abi creep kesmeye ve deny olaylarını bir de dodge olayını ve tower aldı creep almayı anlatabilir misin? Bu tower altı sanırım. Creep e, kesmek tamamen el alışkanlığı. Bunu oyuna girdiğiniz zaman şurada... E, Burada öğren kısmında alıştırma var. Lastit alıştırması, son vuruş alıştırması. Burada alıştırma başta deyip, alıştırmaya başla deyip istediğiniz hero ile üzerinize item almadan, itemsiz bir şekilde last e, lastit alıştırmaları yapabiliyorsunuz. Deny de aynı şekilde. E, bu dodge olayı adamların attığı skilllerden kaçmak. Yani diyelim ki karşıda ya sizin üzerinizde bir Eul var. Karşıda Tinker var. Tinker işte bir tane roket attı. Siz Eul'ü attınız kendinize ve bu roketin hasarını yemediniz. Tinker'ın roketini dojlamış oluyorsunuz. Tabi Dota'da bir sürü dojlayabileceğiniz skill var. Bir sürü dojlayabileceğiniz item var. O yüzden ee, bu çok kapsamlı bir konu yani. O yüzden buna teker teker oturup bütün hero'lar için cevap vermek videoyu 500 dakika yapar. Tower altı creep kesme olayı da bu da tamamen el alışkanlığı. Yani bu tamamen zamanla oturan bir şey. Yani gene öğren kısmına gelip son vuruş alıştırması deyip buradan kule altına kripleri çekip sürekli orada kripleri keserek işte hero'ların damage'larına göre zamanla böyle göz kararı falan alıştırıyorsun. O şekilde yapabilirsin ancak. Kule altında krip kesmenin bir taktiği yok. Tamamen el el alışkanlığı yani. Abi midde ward'ları nasıl kullanalım? Nereye ne zaman koyalım? Bir de sen düşman düşmanın ops ward'larını çok iyi tahmin ediyorsun. Bunu nasıl anlayabiliriz? Teşekkürler. Bak bu çok güzel bir soru. Güzel bir soru gelmiş buradan. Midde ward'ları nasıl kullanırsın? Şimdi gene izle kısmına geleceğiz. Buradan bir tane oyunu rastgele açacağız. Buradan size örnek vererek anlatacağım. Şimdi şu şekilde ee, oyunu burada durduralım. Mid lane burası. Şimdi midde Radiant oynadığınızı varsayıyorum. Midde Radiant oynadığınız zaman... Pardon. Midde Radiant oynadığınız zaman, mid'e geldiğinizde eğer ward'unuzu şuradan gelip şuraya atarsanız ya da buradan gelip buraya atarsanız ya da şuradan gelip direkt şuraya atarsanız şu kısmı falan eğer karşının... Hero'ları, diyelim bir Earth split vardır yuvarlanarak gelmiştir. Ya da MS'si çok yüksek bir hero vardır. Kotal gibi mesela. Senden önce gelip buraya ward atmıştır. Ya da Monkey King vardır. Kurye'ye dönüşmüştür. Çok yüksek bir MS'le gelip senden önce buraya ward atmıştır. Buraya senin attığın ward'u çok rahat bir şekilde görür. Kendisi daha önce obs attığı için. Burada vision olduğu için. Senin attığın obs'u görecek ve bu kırılacaktır. Radiant oynamanın şöyle bir avantajı var. Radiant'ın mesela kendini göstermeden ops atabileceği alanları midde çok güzel. Örneğin oyun başladı. Buradaki camp'in içine NC'ler çıkmamış oluyor. Tam şu köşeye kadar gelip şuradaki ward spotuna ward atabiliyorsunuz. Bunu size oyunla gösterebilirim. Ama nasıl yapılacağını bilmiyorum. Kahraman dene. Lobi oluşturmam gerekiyor. Bir saniye. Özel lobi oluştur. Katıl. Oyunu başlat. Diyelim ki neyle başlayalım Monkey King alalım oyuna geç diyelim <laughs> şimdi bak kurye var ops var daha demin bahsettiğim şey şu mesela Monkey King'le kuryeye dönüştüğünüz zaman 380 ms hemen mid'e gidebiliyorsunuz adam 300 ms'le falan koşacak mid'e hani sizin ondan önce gidip ops atacağınız çok bariz. Özellikle dair oynarken çok çok kötü yani. Dair'in ward spotları çok kötü. Şimdi Radiant'ken buraya geldiniz. Şurada. Kendinizi hiç göstermeden bakın şu kısma şöyle ward atabiliyorsunuz. Şuraya attığınız ward size buraya kadar side sağlıyor. Zaten creepler genelde şu aralıkta oluyor. Adam da en fazla şurada durur ya da şurada durur. Yani bu şekilde ward'unuzu atıp ward'unuzu göstermeden geriye gidip midde creep bloğunuzu yapabilirsiniz. Ward'unuz eğer şuraya gelirseniz. Mesela diyelim buradan geldiniz. Buraya attınız değil mi? Şuraya. Şu kısma ward attınız. Adam gelip daha önce ward'unu şuraya şuraya attıysa. Smoke'la falan koşup ya da monkey king falan koşup attıysa. Burada sizin buraya attığınız ward'u görüyor. Şuraya gelip mesela buraya atarsanız. Buradan da şurada bekliyorsa ya da şuraya ward attıysa görüyor. Her türlü ward'unuzu gösteriyorsunuz. Ya yani mid ward'unuzu bu şekilde atabilirsiniz. Radiant'da çok avantajlı bir ward spotu burası. Buraya attığınız zaman hem şuradan göstermiyorsunuz. Hem adam sentrisini şuraya dikerse ward'unuzun şurada olduğunu tahmin edip. Şuraya sentri diktiğinde oradaki sentri burayı görmüyor. Gene ward'unuz kalmış oluyor. Ee, Radiant'da mid'de atılabilecek en güzel ward spotu burası. Burası yani. Ha şöyle mesela şuraya atabilirsiniz. Şuraya atılabilir. Ama bu sefer high ground'a side alamazsınız. Sadece üstten gelebilecek gankleri görebilirsiniz. Aynı şekilde mesela karşıda Split Breaker vardır. Ee, Split Breaker gank atıyordur size. Gelip mesela şuraya atabilirsiniz ward'unuzu. Şuraya atılacak bir tane ward da mesela işinizi görür yani. Şuraya kadar falan gösterir. High ground'u görmezsiniz gene. Sıkıntı olmaz. Adamın high ground'da ward olup olmadığını anlamak tamamen tecrübe. Yani mesela şöyle. Nasıl anlatabilirim bunu size? Adamın high ground'da ward olup olmadığını. Diyelim diyelim küçük bir örnek veriyorum. Radiant oynuyorsunuz. Dair kriplerine, tamam mı? Arkanıza alıp peşinize sürükleyip şuraya çıkabilirsiniz. Eğer siz buraya çıktığınızda tamam mı? Kripler sizin arkanızdan koşuyorsa adam burayı görüyor demektir. Çünkü kripler side almadığı zaman high ground'a çıkmazlar. En basit anlama taktiği budur. Adam şuradan sizi görmüyorsa kripler sizi görmediği zaman buraya high ground'a çıkmayacaktır. Geri döner buradan dümdüz gelir. Tower'ı erkencecikten alıyorum. Sonra lane bana gelmiyor. Ben adamların ikinci tower'ına gidince ölüyorum. Diğer lane'lere gidince XP'yi azalıyorum. Sonra ıh amına koyayım deyip tilt oluyorum. Bu arada İhsan Reis ne yapar görüşüyorsunuz. Abi şu İhsan konusu artık kapansın bak. Lütfen adam Dota oynamıyor. 100 tane videonun altında açıklamasını yaptım. Dota oynamıyor. O yüzden dolayısıyla adamla oyun oynayamıyorum. İhsan'ı sormayın artık. Yok İhsan ya gitti. Abi tavırlara erkencecikten alıyorsan daha sonra yapman gereken şey Eğer tavırları erken almayı seviyorsan Takımına katılacaksın Takımınla beraber diğer lane'lere push atacaksın ee, Oyuna stomp atman lazım Rakibe baskıyı kuracaksın Lane'lerin hepsini ezip Sadece takımınla beraber oynaman gerekiyor Yok eğer tavırı erkenden aldıktan sonra oyunu domine edemiyorsan o zaman tavırı erkenden almayacaksın. Lane'i pushlamadan sadece creep keseceksin. Kendi NC'ne döneceksin. Creep keseceksin. Kendi NC'ne döneceksin. Bu şekilde farm atacaksın. Barış senin takım olarak girdiğin maçlar senin takım hep senden düşük MMR'lardan oluştuğu için yenik durumdaysanız takımın hataları gözüne daha çok batıyor ve sinirleniyorsun. Kendi ayarında 4 adamla ciddi bir takım oluşturup arada oy, arada bir oynasana. Mesela falan skill olarak çok farkın yok bence ama o ciddi oynuyor. Takımın moralini de yönetiyor. Ya da e, maçta çok önde olsa da 3-4 kişiye dalıp ölüp neredesiniz falan diye flame atmıyor. Senin de ciddi maçlarını izleyelim arada bir. Kanka şimdi şöyle ben Dota'yı sadece yayınlarda oynuyorum. Sadece yayınlarda oynuyorum. Yayın dışında Dota hiç oynamıyorum. Yayınlarda da arkadaşlarla oynuyorum. Ve e, yayında zaten ciddi bir ortam olsun istemiyorum yani. Sonuçta International'a katılacak halim yok. Herhangi bir şekilde bir hani amacım yok Dota'da. İnsanları eğlendirmeye çalışan bir yayıncıyım yani ben. O yüzden çok fazla ciddiye alınacak maçlar oynamak böyle kriterlerim arasında değil. Öyle söyleyeyim yani. Fankefal'den skill olarak çok farkın yok kısmına katılmıyorum. Fankefal 8000 MMR üzerinde bir oyuncu ve ciddi anlamda çok iyi bir oyuncu. O yüzden Hani benim yeteneklerimle bence kıyaslama çünkü o adam zaten Türkiye'de international seviyesinde international takımlarda oynayabilecek tek oyuncu diyebilirsin yani Türkiye'de başka başka birisi yok Türkler arasında. Ee, benim ciddi bir amacım yok ha karşıdaki rakipler kötü geliyor diyorsanız zaten oynadığımız adamlar genelde hepsi 4KMM var. Hani 4.5KMM var. Oynadığımız oyunların hepsi ranked. Herhangi bir şekilde girip pub'da stomp atmıyoruz yani. O yüzden ee, oyunlar bence eğlenceli. Ben eğlence için yayın yapan bir insanım. Bu soruyu böyle dojlayabiliriz yani. Reis benim sorum mid tower'ı erken almak. Buna cevap verdim. Baba adamsın. Eyvallah Samet. Merhaba Barış. Bir de midde hangi hero hangi hero'yu nasıl counter'lar? Tamam bunu ayrı bir şekilde yapacağım kanka. Ya da range bir hero ile değiştirip mid'i kazanabilirsin. <laughs> Ulan demin. Invoker oynarken Exhort gittiğimde pişman oluyorum. Bazen de Quas gittiğimde oluyorum. Bu Quas ve Exhort'u oyun başında nasıl karar vermeliyiz? Ne gibi durumlarda Quas, ne gibi durumlarda Exhort gitmeliyiz? Bunu videonun bir yerine söylersen sevinirim. Siyahus şu şekilde. Karşımda ee, örnek veriyorum. Örneğin Leşrak, Sky, Queen of Pain, Pagna, Lina, Storm, Tinker, Windranger, Zeus... Kısaca sana çok fazla hasar veren, midde HP'ni toparlayamayacağın, Exhort oynarsan HP'ni toparlayamayacağın veya adamın midinden daha erken oyuna katılıp e, rakibe baskı kuramayacağın durumlarda, Exhort oynarken bunları yapamayacağın durumlarda Quasvex oynaman gerekiyor. Çünkü Sky dediğin hero, Leşrak dediğin hero, Zeus dediğin hero belli bir level'dan sonra midden çıkıp senin takım arkadaşlarını darlamaya başlayacak. O durumda Exort Invoker farm odaklı olduğu için sen farm yaparsan takım arkadaşların karşıda çok fazla magic hasar olduğu için ezilecekler. Senin bu durumda takım arkadaşlarına yardım etmen gerektiği için Exort'la da yardım edemeyeceğin için Quas Vex oynaman çok daha mantıklı oluyor. Ama takımında Void varsa, Axe varsa, Legion Commander'ı varsa, sana Sunstrike setup'ı kurabilecek Hani Sunstrike ile kill aldırabilecek hero'ların varsa örneğin Shadow Demon Mirana da olur. Bunlara örnek olarak yani Mars olur ne bileyim işte Odi olur. Kero Odi gömdüğü zaman üstüne Sunstrike atmalık. Bu gibi durumlarda gene karşındaki hiroya bağlı olarak Exort veya Quasfex oynayacağını seçmen gerekiyor kendin. Yani tamamen karşıdaki hirolara göre oyun tarzına göre seçmen gerekiyor bunu. Devam edelim. Team fightlara ne zaman katılmak gerekir? Ben bir yerde farm alıyorken farma devam etmem mantıklı etmem mi mantıklı olur? Takımla beraber oynamam. Bu tamamen e, oyunun gidişatıyla ile alakalı. Siz üstün durumdaysanız ve takımın sen olmadan halledebiliyorsa genklere çok fazla katılmana gerek yok. Sen farmını atıp işte üzerine daha erken item koyup sonra takıma katılırsan fightlarda hem daha etkili olursun hem de kule puşlarında ee, daha üzerine item olduğu için daha rahat olur yani sizin için fight'lar falan. Bu gibi durumlarda çok fazla gitmene gerek yok. Ya da adamları yok etmek istiyorsan zaten hani iyi durumdasınız. Takıma katılıp direkt olarak daha da üstünlüğü ele geçirip bütün kuleleri takımla beraber alıp adamları high ground'a da tıkabilirsiniz. Bu da bir taktik. Ee, ama şöyle bir durum var. Mesela her şey eşit. Karşı takımla eşit hani. İşte üst lane'inizde bir onlar kesiyor bir siz kesiyorsunuz falan. Ya da sizin işte middeki senin karşındaki rakip karşı senin takım arkadaşlarına gank atmaya gitti kule altına kadar falan dive'ladılar senin de hepen manan full işte storm zeus sky gibi bir herosun hemen bir tp atıp kule altında dive'larında adamları cezalandırman lazım bu şekilde hem fight'ı kazandırırsın hem kill alırsın daha çok üzerine item koyarsın bu gibi durumlarda gank atabilirsin. <laughs> Benim için önemli bir soru. Ben pacı oynuyorum diyelim. Sen de middesin, sana yardıma geleceğim adamı oklamak için. Akşam olmasını bekledim, bizim high ground'da adamın bir kribi var. Benim nerede durmam gerekti? Adam beni görmesin. Hook atabileyim. Akşam olduğunda görüş mesafesi ne kadar? Kanka bu çok detaylı ve kapsamlı bir soru. Genelde attığın gankleri smok'la atmaya çalış. Mid'e attığın ganklere. Çünkü adamın her yerde ward'u olabilir. Akşam ya da sabah fark etmez. Kör noktayı yakalaman lazım. Adama bir yerden gidersin, baktığın adamın orada ward'u var. Hani seni görüyor ona göre pozisyon oluyor. Tam tersine kör noktasına geçmen gerekir. Ama bu gibi durumlarda smoke en etkili çözüm. Pudge oynarken özellikle yüksek MMR'larda. Mid'de bazı hero'larda botul almıyorsun. Neden acaba? Oyunun gidişatına göre mi? Hero'ya göre mi botul almak? Pardon. Mid'de ee bazı hero'lara botul almak mantıklı. Mesela rotate edebileceğin hero'lara ve jungle'da mana hani jungle'da kasarken mana ihtiyacı fazla olan hero'lara. Örneğin Storm. Oyun boyunca botul taşıyabilir. Çünkü arcane rune saklayabilir, DD saklayabilir, bütün lane'lere rotate edebilir. Ee, ve NC'ye girdiği zaman çok fazla mana ihtiyacı olduğu için kesinlikle botul alınması gerekiyor. Bottle olmazsa Storm'un farmı çok yavaşlar. Örneğin Tinker. Tinker'a almazsan Base'deyken sürekli regen için beklemen gerekir. Bottle çok hızlandırır. Ee, ama mesela invoker gibi hirolara bottle almana gerek yok. Rune kontrolüne gerek yok. Çünkü zaten midde farm odaklı oyna, oynanılan bir hero. Yani lane'lere rotate ettiğin hirolarda ve jungle'a işte sürekli skill atarak kestiğin hirolarda bottle almak mantıklı. Bir de karşındaki adam bottle alıyorsa senin bottle alman mantıklı rune kontrolü için. Çünkü karşındaki adam bottle alır ve bütün rune'leri toplarsa... Büyük ihtimalle aldığı rünlerde sürekli olarak senin takım arkadaşlarına gank atar ve oyunu snowball'lamaya başlar böyle. Siz Üstün hale getirir takımını. Karşındaki rakip bot'ul alıyorsa sen de bot'ul al. Almıyorsa sen de alma. Rünler için e, çok fazla savaşmana gerek kalmaz o zaman. Bir de hero'ya bağlı dediğim gibi. Abi benim şöyle bir sorunum var. Genelde 1 ya da 2 oynuyorum. İlk 30 dakika karşı yazıyoruz. Mesela örnek veriyorum. Dakika 35 Radiant'ız. Karşının top ve mid rocks'ları gitti. Sadece bot T3 kaldı. Onları da alıp mega yapacağız. Ama adamlar öyle bir high ground savunuyor ki kesinlikle geçemiyoruz. Şöyle yapalım diyoruz. Adamları high ground altına çekelim. Orada fight döndürelim. Bu sefer de adamlar gelmiyor. 75 dakika bekliyorlar. Sonra da en son bir team fight alıp pushluyorlar. Bitiriyorlar. Bu konu hakkında ne yapabilirim? Şimdi üstün durumdayken High Ground'dan iki tane raks almışken özellikle map avantajınız çok fazla oluyor. Shrine'ları almanız gerekiyor. Adamların bir tane gem alıp bütün Vision'larını kırmanız gerekiyor. Map'i wardlamanız gerekiyor. Daha sonrasında Roshan almanız gerekiyor. Roshan'ı aldıktan sonra Smoke basıp bir tane Pick Off denemeniz lazım. Pick Off şudur. Karşı rakipten bir tanesini eksiltip bir yerde yakalayıp kesmektir. Ee, bu şekilde bir tane pick off alıp daha sonrasında push atmanız gerekiyor. Bunun bir farklı versiyonunda da mesela üst ve mid cracksları aldığınızı varsaydığım için böyle örnek veriyorum. Üst ve mid creeplerini, wave'leri iyice pushlayıp kendi creeplerinizi high ground'a çıkarıp üst ve mid lane'deki creepler içeri girdiği zaman T4'lere vurmaya ya da ancient'a adamların ancient'ına vurmaya başladığı zaman rakipten bir ya da iki kişi mutlaka orayı def yapmak için gitmesi lazım ya Altta 3 kişi olabilirler maksimum. Doğru anda initiate doğru anda fight'ı başlatıp orada 3 kişiden bir kişiyi teklemeniz gerekiyor. Bu şekilde high çıkabilirsiniz. En rahat yapabileceğiniz en mantıklı giriş bu olur yani. Mid'de atılan en iyi görüşlü ward söyledim bunu Radiant için. Dair için Dair içinde ee, kulenin sol tarafında atılan spotlardan bir tanesi. Merdivene biraz daha yakın atarsan Divort yemez. Twitch'te neden yayın yapmıyorsun artık? Mixer'e geçtim arkadaşlar. Kesinlikle herkes Mixer'e e, üyeliğini alsın. Gelsin kanalı takip etsin. Discord'da da katılsın. Bu videonun altına hem Mixer linkini hem de Discord linkini bırakıyorum. Oradan hepiniz katılabilirsiniz. Yayın bildirimlerini kesinlikle oradan alabilirsiniz. Ranch Hero'lar rehber çekmiştim. Milli Hero'lar için, Hero için çekecekmiştim. E, bunu sanırım şey için söylüyorsun. Midde agresif oynama rehberi için söylüyorsun. Ranch hero'lar için yaptım. Mili hero'lar için yapar, yapar mıyım? Vaktim olursa yaparım diyeyim. Tamam bu şekilde videoyu sonlandıralım. Sorular bu kadar zaten. Gerisi cevap hep videoların altındaki yorumlara cevap. Arkadaşlar dediğim gibi gene sorularınız varsa merak ettikleriniz varsa bu videonun altında da belirtin mutlaka sorularınızı yazın elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım yeniden bunun hakkında bir tane video yapacağız şu soruyla ilgili item özellikleri ve counter pick hakkında bir tane daha video yapacağım sizlere e, Mikser üyeliği açıp Mikser kanalını takip etmeyi unutmayın canlı yayınlara katılmayı unutmayın kesinlikle gelin Discord kanalına katılmayı kesinlikle unutmayın. Hem yayınlardan haberdar olmak için hem paylaşımlardan haberdar olmak için kesinlikle Discord'a katılın. Burada bildirimleri kesinlikle açın. Bildirim ayarlarınızdan benim paylaştığım videoları ve yayın açık bildirimlerini YouTube üzerinden atıyorum. Bildirimlerinizi kesinlikle açın. Onun dışında söyleyecek başka bir şeyim yok. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle öpüyorum hepinizi. Kucak dolusu sevgiler.